Arkadaşlar selamlar merhabalar. 24 Ekim'de kampımızın 48. gününde sizinle beraberiz. Ne yapacağız? Deneme çözüyorduk. Bitirdik konu anlatımlarını. Artık böyle iyice otursun diye deneme çözelim dedik ki sene içerisinde yine bir sürü zaten çözeceğimizi söylemiştim. Ama videomuza başlamadan önce sizlerden bir şey rica ediyoruz. Arkadaşlar bakın TT Kimya diye yazdığımızda bizim videolarımız ön planda çıkmıyor tamam mı? Ne yapmanız lazım? Yorum atmanız lazım, beğenmeniz lazım, kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsetmeniz lazım. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz tamam mı? Eğer izliyorsan bu kampın, bu kanalın faydalı olacağını düşünüyorsan bil ki gece gündüz Celal Hoca sizin için çalışıyor. Kendini geliştirmek için çalışıyor, sizlere faydalı olmak için çalışıyor. Sen de bu motivasyonla çalış ve gel Canavar Tayfa ekibine katıl. Kanalımıza abo kanalımıza abone ol. Arkadaşlarımıza kanalımızdan bahset. Biz bunları istiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. O zaman gel beraber ne yaptık? Konuları bitirdik. Kampın sonuna geldik. Ne yapacağız artık? Deneme çözeceğiz. Gelin bakalım şu deneme çözümüne başlayalım arkadaşlar. Geldik bakalım 8. sorudan bakalım arkadaşlar. Bak bir etiket vermiş. Etiketin içerisinde işte bu suyun işte renk uygunluğunu, bulanıklık uygunluğunu uygun demiş mesela. Tat uygun demiş. pH 7,2. İçerisinde sülfat varmış çok az. 1 litrede 0,8 miligram kadar. Sodyum varmış mesela litresinde 66 miligram kadar. Demir de yokmuş mesela. Bunu neyini soruyor şimdi bana? Buna göre diyor gösterge parametrelerinin hazırlanmasında kimyanın alt bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır? Arkadaşlar, burada su analiz edilmiş, değil mi? Analiz edilip içeriğine bakılmış. Ve böyle böyle işte pH'i şudur, sülfat bu kadardır, sodyum bu kadardır diye bize bir sonuç verilmiş. Analizle ilgilenen analitik kimya demiştik arkadaşlar. D seçeneğim doğru seçenek ekleyeceğim. Ve 9. soruma bakıyorum. Birazcık küçültebilirim şimdi herhalde sanırım. Bak şimdi. 9. sorumda. Klor 17.35 ve klor 17.37. Bir de eksi yük var burada. İyonuyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bizim şuraya yazdığımız proton sayısıydı. Şu ortaya biz nötron sayısını yazardık. Protonla nötronu toplayınca da kütle numarası olurdu. Yani buradaki klorun nötronu şurada arkadaşlar arada sığmıca için buraya yazıyorum. 17 18'i toplarsam 35 olur değil mi? Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası demiştik. Yani bakın 18 bu neyin nötron sayısı. Buraya baktığımızda bak ben 17 ne yaparım nötronu Buraya yazacak olursam 20'yi toplarsam 37 olur. 17 artı 20 kütle numarası 37'yi verir. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur diyor ya bak. Proton sayıları aynı. Evet 17 protonu var. 17 protonu var. Bunların nötron sayıları farklıdır. Buraya baktığımızda nötr olan klorda 18 nötron varken eksi yüklü iyon olan klorda 20 nötron olduğunu görüyorum ben. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklıdır demiş. Doğru demiş. Kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Bak proton sayıları aynıysa kimyasallar aynıdır dedik. Fakat üzerinde yük olursa bunlar izotoptu. İzotop atomlardı. Ama elektron sayıları farklı. Bak bunun nötrünün 17 tane artı yük protonu varsa 17 tane de eksi yükü vardır. Diğerinin de mesela eksi yük bir fazlaymış. 18 eksi yükü varmış. Bunun kolay yolu neydi? 18 1 bana atom numarasını verecekti. Arkadaşlar elektron sayıları farklı olursa kimyasal özellikler aynı olmaz demiştik. İzotop dahi olsalar. İzotop neydi? Protonları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı olan atomlardı. Elektron sayıları aynı oldukları sürece sadece izotoplarda kimyasal özellikler aynıydı. Çünkü proton sayısı belirliyordu bunu ama elektron sayıları farklı olduğunda kimyasal özellikler de aynı olmuyordu. Bak klor 17-37 iyonunda 16 elektron vardır diyor. Arkadaşlar 18 elektron olduğunu görüyoruz herhalde. Eksi yük bir fazla. Demin anlattığımız gibi 18-1 bana 17'yi verecek. Öyle demiştik. Elektron sayısı da iyon yükünü toplayacağım. Atom numarasına eşit olacak. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. 1 ve 3 burada bir, yok 16 elektron demiş. Bu yanlış olacak. Aman diyeyim. O zaman ne diyeceğim ben burada? Yalnız bir A seçeneği. Doğru seçenek olmuş olacak. Ve geldim nereye? 10. soruma. Şimdi 10. soruya baktığımızda. Bakın şöyle X atomuna bak. İlk katmanında 2 elektron varmış. Bak bunun kendine ait ikinci katmanında kaç elektron var arkadaşlar? Bak 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızı da çizdiklerim. 2 alt. Yani biz böyle üzüdük. Son katmanda mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunlar mesela bunlar bak. Şu ortaklanmamış elektronlar şunlar. Sonra bak şu Y'nin de bu hidrojen zaten değil mi? Bir elektron varmış. Bunu da maviyle çizeyim. Bak böyle tek elektronla gelip ortak kullanmış. Gelip böyle bağlanmış. Tamam. Şimdi bak kovalent bağlıdır diyor. Şimdi bak Y hidrojen ametal. X zaten son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron var. Bu da ametal. E ametal, ametal ne yapar arkadaşlar? Kovalent bağ yapar doğrudur. Elektron ortaklaşması yapacak. İkisi de elektron istiyor çünkü ortak kullanacaklar. Lewis yapısı arkadaşlar bak ortaklanmamış elektronları vermemiş. Bunlara dikkat edin. Bu yanlıştır. X oktetini tamamlıyor. Çünkü X ne yapıyor bak? 2, 4, 6, 8... X oktetini tamamlıyor. Son katmanı 8 yapıyor. Y'ler dubletini tamamlamıştır diyor. Y de 2 yapıyor bak. 2 yapıyor. O zaman bu da doğru dedik. Hem bağlar hem de molekül polardır. Bak merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektronlar varsa ne demiştim? Aç konuyu izle bir daha. O E C var. O zaman molekül polardır. Bağ baktığımızda iki bağ moleküle bakmaksızın bağ oluşturan iki atom farklıysa bağlar da polar demiştik arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Ey bağlar, yüce bağlar demiştik. İğrenç bir espri yapmıştık arkadaşlar. Bunları boşuna mı yapıyoruz? Çağrışım yapsın diye yapıyoruz değil mi? Şimdi o zaman ben burada bağların polar olduğunu ve molekülün de polar olduğunu söyleyebilirim. Doğrudur. Ortaklanmış elektron sayısı yani bağa katılmış elektron sayısı 4'tür diyor. Yani bak şuradan bakalım. 2, 4. Buradan gösterecek olursak 2, 4. 4 tane elektron bağ katılmış. Yani bu da doğrudur. Burada yanlış olan seçeneğim B seçeneği olmuş olacak. Gel bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım 11. soruma geldim. Sana birinci sınav gibi yapacağım da. Sonra pratik bir yol vereceğim. Bak şimdi böyle verirse sana ne diyor bana? 1 mol sülfürik asit içeren bir çözeltiyi tam nötrleştirmek için işte bu diyor maddelerden hangileri tek başına yeterli olur? Bak tam nötralleştirmek için. Yani artan madde olmayacak diyor bana. Şimdi bir amele gibi yapalım bak. H2SO4. Bu bir asit. Asiti tam nötrleştirmek için bağlı, tam nötrleştirmek için baz lazım. O zaman potasyum hidroksit diyorum arkadaşlar. Burada şöyle demiştik. Bazdan artı asitten eksi gelir. Şuradaki 2'yi şunun tepesine atı ver. Hatırla sülfat 2 eksiydi. O zaman potasyum artı sülfat 2 eksi çaprazlama yaparsam K2SO4 gelir. O zaman K2SO4. Artı kalan kısımda suyu oluşturur. Tam denkleştirme yapmam için benim. Bakın burada ne diyeceğim ben. Potasyum burada 2. Burada 2 olması lazım. Sonra sülfatlara bakıyorum. Bak sülfat tek başına 1. Sülfat 1. Şimdi buraya baktığımızda hidrojen 2 burada. 2 de burada 4. 4 olması için buraya 2 koydum. 2 oksijen burada. 4 oksijen burada 6. 2 oksijen burada. 4 oksijen burada 6. Şimdi bu kat sayılar bana mol oranlarını veriyor ya. 1, 2. Şimdi sen buradan 1 mol kullanırsan 1 mol kullanırsan 1'e 2 oran olduğu için tam nötrleşme olsun diye buraya 2 mol kullanman lazım. Tamam. Bak 1 mol potasyum hidroksit demiş yanlış demiş. 2 mol olursa tam nötralleşme olur. 1 mol olursa olmaz. Var mı sıkıntı? Sana bunun tam pratini vereyim mi? Bak ortama şu H2SO4'ün 1 molünden 2 mol H artı gelir. 1 molünde 2 mol hidrojen atomu var çünkü. H artı. Bak nötrleşme aslında şudur. Net tepkime yaz. H artı ile OH birleşip suyu oluşturur. Asit bas tepkimelerinde net tepkime demiştik. Bak pratik yol veriyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman 1 molden 2 mol H artı ortama gelecekse o zaman OH'dan da 2 mol gelmesi lazım. Değil mi? Yani KOH'ın 1 molünden ortama 1 mol OH verileceği için bak 1 mol OH'dan ortama 1 mol OH verilir. Yani o zaman 2 mol gerektiğinden dolayı olmaz. Bak bir kere bu bir asit. Ortama H artı verir. Coh grupları zayıf asitti. Bu hiç olmaz. Bak dikkat et. Şunun 1 molünden ortama 2 mol OH gelir. Değil mi? Ortama 2 mol OH gelir. Benim tam nötrleşme yapmamın için ne lazımdı bana? Bak 2 mol H artı lazımdı. E, 2 mol H artı 2 mol OH eksi olur. Yani ben burada ne diyeceğim arkadaşlar? Yalnız 3 doğru seçenek demiş olacağım. Var mı sıkıntı? Yani magnezyum hidroksite baktığımızda burada OH'ın 1 molünden 2 mol ortamı OH geliyor. Ben de mesela ne diyorum? Ortama verilen H bakıyorum. Yani 1 molünden 2 mol ortama H artı geliyor. E 2 mol H artıyı 2 mol OH nötrleştirmek zorunda. Umarım anlatabilmişimdir. Yani kısa yol ya. Ama istiyorsan namele gibi yaz yani. Ama daha kısa yol tabi. Baktım 12. soruya geldim. Keyifler nasıl dedim. Ben böyle diyorsam kendimi dinlendireceğim, dinlendireceğim demektir. Bir su uçuyorum arkadaşlar. Zaman giderek akıp geçiyor. 48. gün ne ara geldi? AYT'ye başlayacağız arkadaşlar. AYT'ye. 11. sınıf, 10. sınıf, 9. sınıf videoları geliyor. Hey gidi çok işimiz var daha ama bizim de var bir hayalimiz diyoruz yıllar sonrasının hayalini, sizler gibi binlerce öğrencinin hayalini kurarak böyle daha kalabalık, daha şen şakrak bir hayat istediğimizden dolayı arkadaşlar bu hayallerle sizlerin böyle hayatına dokunmak istiyoruz. İnşallah başarırız bakalım. 12. soruya geldik. Metallerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş ısı ve elektriği iyi iletirler diyor. Metaller ısı ve elektriği iyi iletirdi. Zaten söylemiştik metalik bağlar var. Sen zaten ortaokuldan beri duyuyorsun bunu. Tel ve levha haline getirilebilirler. Yani metaller işlenebilir arkadaşlar. Sen bunları büktüğünde direkt kırılma olmuyor. Bileşiklerinde hem artı hem eksi 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 alır mı metal? Yanlış. Neden? Mesela sodyum hep örnek veririm ben metalde. 2, 8, 1, Son katmanlarında 1, 2, 3 elektron olduğunda soy gazlara benzemek için yani bir önceki katmanı 8 veyahut da 2 yapabilmek için elektron verme eğiliminde olurlar. Elektron verilse de sodyum 11'de mesela 10 elektronu kalır. Artı yük bir fazla olursa artı 1 olur. Bir elektron verirse artı 1. Son katmandan 2 elektron verirse artı 2 3 elektron verirse artı 3 yüklü olur ve metallerin eksi yükü olmaz demiştik arkadaşlar. Şimdi ametallerle iyonik yapılı bileşik oluşturabilirler. E metal elektron verecek. Ametal 17 dedik. Klor 2, 8, 7. E bu da son katmanlarında 4, 5, 6, 7 elektron olduğunda elektron almak istiyorlardı. Bu klor da bir elektron alacaktır. Elektron alanları da ametal demiştik. Bir metalle ametal arasında elektron alışverişiyle oluşan bağları da iyonik bağ demiştik. İyonik bağlar iyonik yapılı bileşiklerdir. Doğrudur arkadaşlar. Serbest halde tek atomlu monoatomik yapılıdırlar. Doğrudur. Metaller atomik yapılıdır. Sodyum metali sodyum atomlarından oluşur dedik. Gel bakalım yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Oturmuştur inşallah. Yine uzunca bir soru bak. Şimdi bir kere okuyalım. Bu sorunun bir hikayesi var. Şimdi kum, kum ve şeker kıtlarından oluşan bir karışımın bileşenlerini ayırmak için yapılan bir etkinliğin adımları aşağıda verilmiştir diyor. Birinci adımda Beher Glass içerisinde bir, kum, bir miktar kum, şeker ve yeterince su konularak karıştırılıyor ve bir süre bekleniyor. Şimdi ben ne yapacağım? Kum şeker karışımını ayıracağım. Bunu ayırmak için buraya su ilave ediyorum. Birinci adımda. Su ilave edip iyice karıştırırsam şekerle su çözünür. Homojen bir görüntü olur. Homojen. Yani elimde homojen bir kum su karışımı ve kum kalır. İkinci adıma geçtim. Süzgeç kağıdı huniye yerleştirilerek yani süzeceğim ben bunları böyle hunide ağzı dar olan şöyle yuvarlak böyle dar yerlere sıvıları aktarmamızı yarayan bir malzeme. Yerleştirerek üzerine bunu süzgeç kağıdı koyuyormuş. Eğerlenme üzerine koyuyor ve birinci adımda oluşan karışım huniye dökülerek yeteri kadar bekleniyor. Sonrasında süzgeç kağıdında kalan madde kurtuluyor. Şimdi bir kere süzgeç kağıdında kum kalır çünkü geçemez. Süzgeç kağıdından ne geçer? Şeker, su geçer. Çünkü bu homojen bir karışımdı. Ve altta ben bunları böyle toplarım bir kap içerisinde. Yani üçüncü adıma gelince kumu ben ayırdım, kuruttum. Elimde ne kaldı? Şeker, artı su kaldı. Erlenme yerde kalan karışım basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılıyor. Hatırlarsak katı sıvı damıtma yaparsak biz suyu kaynattık geri yoğunlaştırdık. Çevresinden su devir daim eden geri soğutucu yardımıyla. E, dolayısıyla su buharlaştı gitti elimde ne kaldı? Şeker kaldı ve ben kumla şekeri bu şekilde ayırdım. Diyor ki ifade edenler hangileri doğrudur bu aşamalarla ilgili. Şimdi oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılmış. Kimyasal yöntem burada yok arkadaşlar. İkinci adımda karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır. İkinci adımda biz ne yapmıştık? Süzgeç kağıdı kullandık. Yani şeker su homojen kısmı kumla süzdük arkadaşlar. Kumdan süzdük süzgeç kağıdı yardımıyla. E süzme olayı tanecik boyutu farkıydı. Doğrudur. Üçüncü adımın sonunda erlenme yerde şeker kalmıştır. E, en son şeker su karışımı kalıyordu ben kumu süzdükten sonra. Suyu buharlaştırıyordum geri yoğunlaştırıyordum. Yani damatıyordum. Elimde de şeker kalıyordu. Bu da doğrudur. Ne dedim? E seçeneği 1, 2 ve 3 doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Var mı sıkıntı? E seçeneği doğru seçenek. Geldim artık son soruya geldik arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Şuradan büyütmek istiyorum ama büyütemiyorum efendim. Geldik 14. soru. Bak şöyle büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimerlere örnek, örnek olarak verilebilir diyor. Bak teflon tetrafloro etilen naylon plastik bir malzeme. PVC polivinil klorür camlarda camlar pencereler falan aklıma geliyordu. Kevlar böyle halatlar paraşüt ipleri çelik yelekler falan yapıyordum. Yani yapaydı bunlar ama hatırla demiştik ki DNA nişasta amino asit falan bunlar Doğal polimerleri örnektir. Ve A seçeneği doğru seçenek dedim. Ve ne yaptım arkadaşlar? 12. denememin de sonuna geldim. Yani 48. günün de sonuna geldim. Kaldı sana son 3 gün. 3 döneme 7 çarpı 3'ten 21 tane soru. O zaman gelin bakalım nerede kaldık bir işaretleyelim. gün sizinle beraber ne yapmıştık arkadaşlar? 47. günü işaretlemiştik. Vay be. Evet geldik artık geldik sonlara doğru. Geldik 48. günde de ne yaptık arkadaşlar? 3-4-5 yayınları TYT Kimya Fen Bilimleri denemesinden sizinle beraber 12. denemeyi çözdük. Sen ne yapıyorsun? Bol bol çalışıyorsun. Hırslı bir şekilde bütün soruları kendin çözmeye çalışıyorsun. Yani o şekilde inşallah TYT'nin böyle kısa kısa tekrarlarımız da olacak arada tyt'yi e, inşallah böyle beraber içinden geçeceğiz arkadaşlar. Öyle derler değil mi? İçinden geçeceğiz. Mahvedeceğiz ortalığı. Beraber hepsini öğreneceğiz. Ben inandım. Sen de inanacaksın. Beraber bu, bu, biz bu işi götüreceğiz. O zaman şimdi burada kaldık. Ne yapıyoruz? Yarın görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar arkadaşlar.